Geçen bir tane ürolojim bana arkadaşın işte otururken poliklinikte herhalde oturuyordu arkadaş. Benden de küçüktür kardeşimiz diyelim. Karşıdan hastası gelip göğsüne bıçak sokuyor. Şimdi oturuyor ya herhalde göğsüne denk gelmiş bıçak. Şimdi burada yani birebir şimdi hepimiz erkeğiz. Birebir kavga etmeye geldiyse herhalde çocukcağız da kalkar kendini korurdu. Ya belki bir iki vururdu belki kaçardı ama gelen şahıs öyle bir delikanlıca gelip değil yani. Direkt saldırmış. Direkt göğsüne sokmadı. Evet. Yani bu bir. Anadolu çocuğuyuz. Adam gibi kavga edilecekse adam gibi edilsin. Yani göğsüne bıçak sokmak hiçbir racona sığmaz. Kesin. Doktor ağzıyla konuşmadığımı farkındasınız. İki, ola ki birisi birine bıçak soktu değil mi? Karşıdan gelen, siz canınız sıkıldığında, moraliniz bozulduğunda birini bıçaklar mısınız? Ben bıçaklamam, yanımda bıçak da taşımam. Aynen. Normal insanlar bıçaklar mı birini hocam? Netice itibariyle şimdi şöyle bir durum var. Bu iş artık maalesef çığırından çıktı. Evet. Yani toplumun gerginliği. Evet. Ben de aynı fikirde. Evet. Sosyolojik olarak millet gergin. Evet. Toplumun biz yansımasını gerginliği görüyoruz. Doktora karşı olan şiddet özelinde yani şu anda biz doktor olduğumuz için. Biz oradan biliyoruz. Oradan, her yerde şiddet var. Her yerde şiddet çok fazla. Ama maalesef doktora karşı, sağlık çalışanlarına karşı olan şiddet gerçekten sabırları taşırma noktasını geçmiş vaziyette. Artık normal sözlü tacizlerden sonra fiziki ve ölümler görüyoruz. Ben hocam şöyle diyorum. Şimdi ben herkes kendi memleketi sever ama Trabzon'un bizim orada hani çok böyle mülayim adam yoktur. Yani herkes kendi krallığının kralı gibidir. Böyle bağıran çağırana diyorum ki sen bunu gidip kahvede yapabiliyorsan buyur yap. Yani varsa o yürek sende. Evet. Bir doktor okumuş çocuk sessiz sakin yanında bıçak da yoktur, koruyan da yoktur. Sahip çıkan da yok lazım. Ya inan ya şimdi bizim bütün amacımız bu halka, sağla insanlara hizmet. Yani netice itibariyle bakın şunu anlamak lazım. Biz Allah değiliz. Haşa huzurdan. Haşa. Yani netice itibariyle bir tedavinin illaki olumlu sonucu olacak diye bir şey yok. Her tedavi komplikasyonsuz sonuçlanacak diye bir şey yok. Evet. Netice itibariyle biz elimizden geleni yapabiliriz ama o hastalık iyileşmeyebilir, o hastamızı kaybedebiliriz. Evet. Bunun suçlusu sağlık çalışanı olmamalı. Hocam, bu noktada çok ciddi tedbirlerin alınması benim lazım. Benim zoruma ne gidiyor? İzleyicilerimize sistemim olsun. Eğer böyle düşüneniniz varsa hakikaten sistem ediyorum size. Bir doktor arkadaşı, tanımıyorum yani. Çocuğu da tanımıyorum. Ama göğsüne bıçak sokmuşlar yani. Şuradan içeriye metal bir demir sokmuşlar. Evet. Hiçbirimiz, ben yapmam. Ben hayatımda kimseyi bıçaklamadım. Yumruk bile atmadım. Belki bir iki tane. Hani o kavga sırasında. Birinin göğsüne bıçak sokuyor. Adam onu öldürmeye çalışıyor. 3 yaşında, 2 yaşında evde çocuğu var. Bekliyor. Sebebini biliyor musun? Sebebini hiç sormuyor. Sebebi hiç önemli değil ama bebek sahibi olamadığı için yapmış. Biliyorum aslında. Onu paylaşmak istemedim. Yani şöyle. Yani o bıçaklayan adamın normal bir adam olmadığına not verdim. Sonra ben cezaevinde de görev yapmış biriyim. Bıçaklayan, birinin göğsüne demir sokan bir insanın nasıl bir sebebi olması lazım? Siz birini bıçaklamak için nasıl bir sebep ihtiyaç duyuyorsunuz? Tabii böyle bir sebep yok yani. Ama nasıl bir sebeple birini bıçaklarsınız siz? Kendime empati yapmaya çalışıyorum. Bir savaş ortamında beni öldürmeye çalışıyorsa ya da çoluğuma çocuğuma zarar vermeye çalışıyorsa. Yani birine bıçak sokmam için benim de bir hayatı savunmaya reflekse ihtiyacım var. Yoksa yapmam. Saldırı altında olur. Ancak öyle. Sen birine bıçak sokuyorsun. Bu psikopat. Sağlıklı bir insan değil. Hapishanede veya başka bir yerde toplumdan tecrit edilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Toplumdan tecrit ediyorsun. Kesinlikle. Aynı toplum bu yorumların altında geçmiş olsun yazmıyor. Ne yazıyor biliyor musunuz hocam? Tabii hak etmiştir. Hak etmiştir yazıyor. Evet. Ya arkadaşlar. Bakın, işin en kötü tarafı. Ya canım o kadar canımız yanıyor ki. Bir insanın bıçaklanmayı hak etmesi için karşıdakinin canına kastetmiş olması ve o anda kastetmiş olması lazım. Bu bir. İki. Affedersiniz sokakta Allah göstermesin. Allah kimsenin çocuğuna başına göstermesin. Bugün ufacık bir değinecektim. Bütün hafta konu önemliydi çünkü. Tecavüze uğrayıp katledilen genç kızlarımızın bazıları diyor ya. Onlar da mini etekle çıkmasın sokağa gibi bir mantık bu. Tabii aynen öyle. Yani o da benim anneme güzel bakmadı. Ya o da benim dayımın oğluna şunu yaptı. O da suratına bak. Ya manyak mısınız? Tövbe estağfurullah. Siz sokakta tecavüz edilip öldürülen kız için şu cümleyi kullanıyor musunuz? O da mini etek giydi de hak etti. Hangi doktor öldürülmeyi, bıçaklanmayı hak eder? Nasıl hak edecek yani? Varsa bir şey şikayet edersin. O kadar. Ceza alacaksın, tazminat istersin. Ha cana karşı cansa, hani ona bile razıyım. Ha, cana karşı cansa, doktor çok büyük bir ihmal yaptı, benim çocuğumu öldürdü. Onda bile diyeceğim. Onun bile hakim kararı. Onun bile, hadi ama işte Ortadoğu ülkesiyiz ya. Hakim falan beklemeyiz, kendimiz yapacağız ya.
Yani bu şey bütün yok. Hafta çok canımı sıktı. Girmek istememiştim ama tabii buna, buna yani ben son bir şey söylemek buyurun istiyorum. Buyurun hocam, siz de söyleyin. Sağ olun. Yani bunun gerçekten çok ciddi bir şekilde evet. bu ülkeyi yöneten büyüklerimiz tarafından mutlaka ve mutlaka çok ciddi yaptırımların getirilmesi lazım. Yani poliklinik doktor oturuyor arkadaş. Öteki evet. gelen elinde bıçakla geliyor. Ne bileyim kahvehanede bile dersin gel bir seninle konuşacağım dersin yani bir raconu vardır bunun da. Ya. Racon ayıp. Falan kalmadı. Yok, direkt göğsüne böyle çocuk da herhalde anlamamıştır ne diyor bu diye. Tabii fark etmemiştir. Ciddi bir madde bağımlılığı sorunumuz var. Ciddi bir psikopatlık sorunumuz var. Psikopatlık yapan, başkasını deşen, başkasını öldüren, başkasının çoluğuna, çocuğuna, sağlığına, canına gasp eden ki bu doktor dahi olsa insanlara tırnak kadar sempati duymayın. Hiçbir şekilde hak vermeyin. Dönüp dolaşıp başınıza gelir. Yani doktor hak etmişe giriyorsanız Allah göstermesin günün birinde biri size de bir bıçak sallar. Hı. O da hak etmiştir diye birisi altına yorum yapar. Yapmayın. Hak edip hak etmediğine devletin kararları, kanunları karar verecek. Siz en fazla gidin bir şikayet edin. Yani çok da beğenmiyorsunuz doktor, gitmeyin oraya. Çok basit. Ben de gidiyorum doktora. Beğenmediğim doktora bir daha gitmiyorum. Çok basit bir şey değil mi hocam? Tabii. Manava gittiniz, elmasını beğenmediniz. Bir daha aynen. gitmezsiniz. O kadar aynen basit. Aynen öyle yani. Gidip manava, sen bana mı çürük manava? Bu sefer de şey çıkıyor. Ama bu sağlık. Ya tamam, o da sağlık. Evet. Biraz yüzüm kızarmış olabilir. Hakikaten bir haftadan beri içimde tuttum. Programda konuşayım mı konuşmayayım mı diye çok düşündüm. Ama konuşmasam da sağlıkçı arkadaşlar ayıp olurdu. Doktor arkadaşlar, doktor hocalarımız ayıp olurdu. Bu da benim bir cümle olur. Katmış olayım. Yapmayın sevgili izleyicilerimiz. Herkes gibi doktorlar da sağlıkçılar da insan.